Ya söyleyeyim mi? Eğer ben uyduruyorum ama Tayyip Bey bunu düşünmediyse, dedi ki bu Çelebi zamanında bize çok çaktı. Ben de onu överken bitiririm. Maaşına zam işine son. Ya bir insan şu durumda olacağını intihar eder ya. Çocuklar kaç tane? Bir tane efendim doktora, biraz kariyer. Hanımefendi haklı. Olmaz ya bu işin kariyeri. Çocuk doğurmak diyor. Doktora bitirir şimdi efendim. Sayıları arttırmak da anlaşıldı diyor. Yaş kaç diyor? 44 diyor. Allah'tan isteyelim diyor. Pek umudu da yok. Ondan sonra çocuk çok önemli diyor. Bülent Turan anında, şu anda Bülent Turan'la barıştık. Bir durduralım orada. Bülent Turan'la barıştık. Aleyhine bir şey söylemem. Hatta daha da barışacağız. Öyle dedi bana. Mesaj yazmıştı. Onunla bir şeyimiz vardı. Mahkeme vardı. Ben kaybettim de 5000 lira gitti. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Barıştık böyle. Neyse. Şimdi bakın tane tane izleyelim. Allah aşkına. Tabii Teğmen Çelebi bir şey gibi duruyor. Affedersiniz. Emir subayı gibi duruyor orada. Gerçi bir anlamda da doğru. Başkomutan karşısında el sıkıştılar. Hanımefendi adını dur. Şimdi Sayın Erdoğan milletvekili transfer gerçekleştikten çocuklar kaç tane diyor. Lar takısının sebebi doğal olarak birden fazla çocuk olması. Lakin Sayın Mehmet Ali Çelebi bir tane efendim doktora biraz kariyer. Yani diyor ki biz evlendik yıllarca da hapiste yattı doğal. Doktora yapıyor hanımefendi diyor. Bundan son derece kutluyorum, başarı diliyorum hanımefendiye. Biraz kariyer diyor. Hanımefendi özgür, sen ne olursan ol demiş Mehmet Ali'ye. Ben kendi işi yapacağım, doğrusu da bu. Devam edelim. Efendim, akıtalım. Dur. Sayın Erdoğan haklı olarak kendi bağlamında olmaz ya diyor. Bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Şimdi Çelebi Allah diyor nereye geldik? Şimdi Çelebi Alevi ailesinden gitmiş orada böyle çocuk doğurmak bilmem ne bir kariyer değil. Bir çık yani kadına karışmak şöyle dursun vallahi kapının önüne korlar. O sırada da hanımefendi olasılıkla ulan Mehmet Ali diyor sen evde neyse devam edelim. Efendim dur doktorayı bitirdi geri gelelim önemli. Alalım. Doktorayı bitirdi şimdi efendim diyor bu doktorayı bitirdi. Şimdi efendimi tam anlamadım. Bu arada hanımefendiye de saygı duyuyorum. Bu saçma konuşma bu sürecinde kendini iyi tutuyor. Devam edelim. Sayıları arttırmak lazım diyor. Duruyor. Şimdi bir geri gelelim. Allah aşkına. Yani şuraya bakar mısınız? Dön 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 dön. Gel geri. Heh. Anlaşıldı diyor Çelebi. Abi ne anladın? Şimdi mesela böyle bir diyalog olabilir mi ya? İnsan babasıyla anasıyla bile böyle konuşuyor. Hanımefendi orada kendisi burada. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı sayıları arttırmak lazım anlaşıldı diyor. Bu nasıl bir görev tevdi etmektir? Ne anladın? Ne tür bir etkinlik öncesindeyiz? Ve diyor ki yaş kaç? Cumhurbaşkanı yine haklı. Devam. Hanımefendiye akıtalım. Hanımefendi 44. Sayın Erdoğan da doğru bir şey yapıyorum. Allah'tan isteyelim. Devam diyor. Sayın Çelebi de evet isteyelim diyor. Gördüğünüz gibi tablo böyle oluyor ve devam edelim. Çocuk çok önemlidir diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Allah herkesin evladına uzun ömür versin. Bülent Turan Bey diyor ki kayda geçiyor Sayın Cumhurbaşkanım. O sırada Sayın Erdoğan bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var diyor. Tabii Sayın Çelebi toplumsal görevlerinden bir tanesinin de bu olduğunu düşünmüş müdür bilmiyorum. Lakin ben tabii 5 tane, 10 tane, 15 tane var mı onu bilmiyorum. Ancak buna yetişmenin de mümkün olduğunu da düşünmüyorum. Yani pek çok açıdan. Neyse bu konuya nereden gelmiştik? Bunu geçelim. Bu da böyle bir konuydu işte. Şimdi bütün bunlar olduktan sonra ben ne demiştim bir gün önce? Ne demiştim bir gün önce? Allah aşkına ne olur sizin şeyinize sığınarak bir kere daha izleyelim şunu. Bakın başıma gelecekleri önceden biliyorum. O yüzden hep birlikte karar vereceğiz. Tamam mı, devam mı? Çünkü artık mesela Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin programında Sayın Fikri Sağlar onun genel sekreteriydi gönderdi bana. Diyanet işlerini kapatmak maddesi varmış programda. Yani kapatılmasını istiyormuş bir dönem siyasiler. Yani siz bir program sunarken mesela şöyle diyemeyeceksiniz. Diyanet İşleri'nin başkanlığı kapatılmasını isteyen Sosyal Demokrat Halkçı Parti'deki hainler bunu koyduğunuz zaman kolay. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz mesela Diyanet İşleri Başkanlığı kapansın diyemeyiz. Sayın Erbaş kapansın
onu bilmiyorum diyebilir miyiz? Ne diyorduk? Sayın Erbaş açık mı kapalı mı onu bilmiyoruz. Neyse, İmam Hatipler sınırlandırılsın da diyemeyiz. Demek ister miydik? Ama şu günkü koşullar uygun değil. Neyse, şu bizim 1,5 dakikayı bir daha hatırlayalım. İyice ezberleyin. Ondan sonra Allah ne verdiyse. Buyurun.